Şimdi bir kere lig maçında ki böyle bir mücadele içindeyseniz şampiyonluk için maçı kazanmak önemlidir. Efendim şu çok iyi oynadı da bu kötü oynadı da işte şöyle olmadı da hayır ben skor tabelasına bakarım lig maçında şayet. Şayet böyle bir mücadele içindeyseniz. Yani Fenerbahçe şahane oynayıp bir bir berabere kalsaydı daha mı iyiydi? Tabii sonuç alamadıktan sonra şu alamadıktan aşamada. Alamadıktan sonra onun için bir şeyden mağlubiyetten 2-1 maçı güç bela kazandılar. Ama şeydeki ilk maçta Atina'daki ilk evet. maçta ben söylüyorsam yanlış söylüyorsam ne olur beni düzeltin. İsmail ile Ferdi ilk 11'de yoktu galiba. Doğru. Efendim? Evet. Değil mi? Ha. Şimdi şöyle. Ben buradan İsmail Hoca'ya soruyorum. Veyahut da Fener'de kim bu işlerle meşgulse. Benim yaşadıklarıma, benim ölçülerime göre sendeki en önemli iki oyuncu Ferdi ve İsmail'dir. Artı %75'i de bulan artık İrfan Can Kahveci'dir. İlk 3 bu mu? Siz evet. yani 11 yapıyorsunuz. Ben 11 yaparken önce bu 3 oyuncuyu yazarım yerlerine, öbür 8 taneyi de doldurur. Yani. Tadiç'in falan önünde yani sizin için. Ya herhalde yani. En sıkışık anında Ferdi arkadan topu alıyor, ortaya giriyor, sola giriyor, sprinter vuruşuyla açıyor. İsmail öyle her türlü geri dörtlü savunmacısı, ön tarafa da destek veriyor. Son maçlarda da İrfan Can o sol ayağını içeri girip iyi kullanmaya başladı. Yani Freddy yazarım diyorsunuz. İsmail'i... Freddy yazarım demedim. Demedim. İsmail'i dediniz. Hayır, üç kişiydi. Ferdi, İsmail, İrfan Can. Pardon, özür diliyorum. Evet. Ferdi, İsmail, İrfan Can. Fred de gerisinde bunların. Evet. Sakat zaten abim. Devamlı sakat. İki maçta bir sakat. Ne be? Arızalı mısın sen? Her maç, iki maç, üç maç sakatsın. Arızalı mısın sen deyince bir an bana söylüyorsunuz. Yok lan sana söyler miyim? Yani. Ama bak şimdi şöyle. Ben de önce öyle, böyle anladım. Şimdi bak şöyle. Tabii Fred'in bugünkü konumu öyle diyeyim, öyle tarif etmeye çalışayım. Tamamen spor medyasının eseridir. Ben hariç. Pardon, siz de hariç herhalde. Fred'siz Fenerbahçe olmaz. Hadi ya. Vay anasını be. Nasıl geldi buraya kadar? Kaç maç oynamadı herif? Öyle mi? Ama adamın bu sorusu Karagümrük maçı sonrası kendisine soruldu. Çok kibar bir cevap verdi Fred. Hayır, ben buna katılmıyorum. Bensiz de bu takım kazanıyor dedi. Tamam. Öyle güzel değerli arkadaşlarım vardı. Şimdi adam ego yapmadı hiç bu işi. Ben yaptı şimdi diyor muyum? Burada, değil burada ama aslında... o medyanın uydurması. Ha. Adam buna karşı çıktı. Abi ben, o yüzden Fred'i alkışlamak Fred lazım. Böyle yani. Diyor diye. Burada evet. dedim Kemal'in... medyanın. Tabii canım ya uydurma. Burada burada Kemal'in yaptığı eleştiri Fred eleştirisi değil. Fred'i farklı bir şekilde hayır, sunan medyaya. Hayır adam çok güzel cevap verdi. Medyaya cevap vermiş oldu. Evet. Bunu yapmayın dedi. Helal. Bu algıyı yapmayın diyor. Helal olsun. Ben size bu takım kazanır diyor. Algıyı yapmayın diyor helal yani. Helal olsun. Aferin. Kutluyorum. Evet. Kutluyorum. Onu söylüyorum. Kutluyorum. Dolayısıyla oyunu fark etmiyor mu Fenerbahçe'nin peki Fred? Siz oyun daha böyle yavaş değil mi sizce? Abicim bak şimdi şöyle Koraycığım Fred'in oynamadığı kaç maç var? Ben saymıyorum. Ben öyle şeylerle uğraşmam. 15-17 kaçırdığı maç sayısı benim. Kaç? Benim 17. Kaçırdığı maç sayısı. Tabii. Fenerbahçe... Ama bütün resmi maçları dahil edin. Fenerbahçe Lig'de 10. mu? Değil. Değil. Avrupa kupalarında elendi mi çoktan? Yok. Elenmedi. Evet. Elenmedi. Yani devamlı soru soruyorsun. Ayrı evet. sorusu. Hayır ama yani. Kasten soruyorum yani. Abi bunu. Bilerek soruyor evet. Bilerek soruyorum abi. Tamam abi 17 yani, maç. Yani. Bunlar Avrupa maçları da dahil değil mi? Tabii. Avrupa maçları da dahil. Hayır Fenerbahçe'nin çok erken sezon açtığını söyleyecek olursak. Öyle olursa, öyle tamam abi. Oynadığı öyle maç sayısı böyle. Çok tamam. yüksek zaten. Ben bir oyuncu alacağım. Şeyden Temmuz'dan beri herhalde değil mi? Temmuz'dan beri mi? Evet. Neyse. Temmuz'dan beri. 17 maç oynamayacak abi.
51 maça çıkmış Fenerbahçe. Şimdi 34 saydım. Maç oynamış. Öyle mi? Tabii 51 maçın 17'sinde sakatlığı nedeniyle olmamış. Yok. Bence de... oynamadığı maçlar hangileri? O değerli. Mesela ligde mi, Avrupa'da mı oynamamış, Türkiye Kupası'nda mı oynamamış? Onları da ayırt etmek lazım. Yani ligde şu kadar, kupada şu kadar, Avrupa'da şu kadar oynamadı. O analizi yapmak, o istatistiği koymak daha değerli benim açımdan. Yani ligde ona rağmen Fenerbahçe şampiyonu gerçi içinde. Ama bir yani gerçek var. Fiyatın olmamasından girdi, dolayı işte. Fenerbahçe 10 puan geriye düşmemiş yani ligde. Evet, oynamadığı maçlardı evet. Değil mi? Yani ben de aynı kanaatteyim Kemal'le. Yani medya bakışı açısından Fred iyi futbolcu, katkılı futbolcu vesaire. Ama her şeyi Fred'e bağlayarak Fenerbahçe'nin bütün performansını Fred'in üzerinden yorumlamak doğru bulmuyorum. Şöyle söyleyeyim. O medyanın zaman... hatası bana göre. Yani Okan Buruk konusunda da aynı şey var. Okan Buruk'a bir sürü rekorlar mekorlar söylüyoruz, ediyoruz ama Okan diyor ki ben yapmadım, hep beraber yaptık diyor. Tabii, şimdi takım oyunu. Yani, tabii bir takım oyunu ama şöyle bir veri de paylaşayım. Hadi ben şimdi size karşı fikir sunayım. Fred'in olmadığı maç Trabzonspor'a 3-2 mağlup oluyor Fenerbahçe. Fred'in olmadığı maç Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalıyor. Fred yok Galatasaray'la 0-0 beraberlik. Fred yok Alanyaspor'la 2-2 beraberlik. Zaten Fenerbahçe'nin Süper Lig'de puan kaybettiği maç sayısı çok az. Bunların çoğunda da kaybedilen Trabzon puanlarda... Trabzon maçında Fred var 2 gol atıyor. Deplasmandakinde var. Oyuna giriyor Panathinaikos. Olympiakos maçında oyuna giriyor İsmail'le beraber. Maç 3-2'ye geliyor. 3-3'e de gelebilir. Yani ligde Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı maçların çoğunda Fred yok. Yani Fred'in diyor. Sadece Fred'in olmamasından ötürü mü kaybetmiş Fenerbahçe? Başka nedenler de var tabii mı? Tek başına bir etken değildir. Yani işte onu da zaten söylemek, öyle görmek oraya, lazım. Tabii. Bunu söyledi. Dedi ki yani asla yani. Bu konuda ben varım da böyle bu işler başarılı oluyor, ben yokum diye olmuyor demedi. Arkadaşlarına sahip çıktı. Ama dedim ya istatistiğe baktığı zaman burada var. Fakat bir kişi üzerinden okuma dersen ben okurum. Kusura bakma. Şimdi medya algı yapıyor. Ben eleştiriyorum medyayı. Ama Galatasaray için Torreira çok önemli bir oyuncu abi. Torreira neyse Fred de o. Fred neyse Torreira da o. Yani bu tür oyuncular oynatmazsan sıkıntı yaşıyorsun. Öyle yoklukları aranıyor. Yok, sen Atiba'nın yerine adam koyamadın Beşiktaş'ta yıllarca. Tabii. Koyabildin mi? Yok. Koyamadın. Şimdi soruyorum ben sana. Sen şeyi bile o Konya'dan gelen oyuncuyu bile sakatlandı. Hacı Ahmet Oviç. Evet şimdi. Arıyorsun. Arıyorsun. Yok o bölgede adam yok elinde. Var mı şu anda Beşiktaş'ta? Yok. Trabzon Fernandes Napoli'den aldığı Hamşik'i arıyor mu abi? Koydu mu yerine adam? Koyamadı.